Koyuncu Spor Tekvando Lisesi ve Spor Olu Lisesi'nin ortak hazırladığı Tekvando'ya büyük hizmeti olan Tekvando'nun unutulmayan efsane isimleri adlı programımızda Türkiye'nin gerçekten en yetiştirdiği en değerli sporculardan Avrupa şampiyonlarında Nuray Deliktaş hocamızla birlikteyiz. Nuray hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nuray hocam kendinizi bize kısaca tanıtın. Nerede doğdunuz? Kimsiniz? Yani biz biliyoruz ama camianın bilmesi, yeni yetişen tekvandocu bilmesi için kendinizi bir kısaca bir tanıtır mısınız? Ben 1974 İzmir doğumluyum. Tüm tahsil hayatımı İzmir'de tamamladım. En son Ege Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Bu devletimizin milli sporculara verdiği haktan yararlanarak beden eğitim öğretmeni olarak ve esnaf sanatkarlar odası bir değil. Endüstri meslek lisesine öğretmenlik başladım. 1980 yılında tekvandoya başladım. Yaklaşık 31 yıldır tekvandoya başladım. Kaçta olmuşsunuz hocam? 71. 71, 80'de başladınız. 80'de 9 başladım. Yaşında tekvandoya başladınız. Evet, 27 kimin yanında başladınız hocam? Kimin yanında? Sayın Berberoğlu'nda başladım. Sayın Berberoğlu. İlk hocam oydu Beyaz Uşaklar'ken. Evet. Sonra Enver Güler'in yanında yetiştim. Bütün bana emeği geçen, sağlıklı dönemde beni hazırlayan, yetiştiren Enver Güler'di. Allah razı olsun. Yaptığı hizmetlerden dolayı tekvandoya büyük bir hizmet kazandı, büyük bir yetenek kazandı. Hocam ilk Türkiye şampiyonasına kaç, ne zaman çıktınız? İlk Türkiye şampiyonasına 1991 yılında. 91'de. Ne yaptınız? Türkiye şampiyonu. İlk Türkiye şampiyonu. Sene Türkiye şampiyonu. 27 yılında. Yok. Büyükler. Ha, büyükler. İlk minikler de çıktı. Tabii ilk minikler de çıktınız. Hafif bisiklet. 27 kilo. 27 kiloydu. Hafif bisiklet de birinci oldu. Birinci oldu, evet. Türkiye şampiyonu oldu. Evet. Şaşırmadı mı millet? Nereden çıktı bu çocuk ya? Çok küçüktüm tabii. Hocalarım. Sevinçte, hocanın da sarıldığını tanıştığını. Büyük bir sevinç yaşadım. Peki evde nasıl bir ortam oluştu? Sizin o şampiyon olmanızın eve getirdiği yansıma nasıl oldu? Şimdi onlar ilk başta beni zaten tekvandoya dışarıda olan çocuklarını dövüyorum diye başlamışlar. Ali Rıza Tekin akrabam. O da o zaman tekvandoya gidiyordu. Şu an ilk başladığım salona. O demiş bundan iyi tekvandocu olur. Hacı Rıza Tekin sayesinde tekvandoya başladım akrabam sayesinde. İşte o gündür bugündür devam ediyoruz. Hocam Yıldızlar'da ilk Türkiye şampiyonu. Bundan sonra derecelerimiz Türkiye'de var mıydı? Şimdi Yıldızlar'da, miniklerde, gençlerden. Direkt büyüklerde başladı. Bir ara vermeden. Ara verdiniz. Bu şampiyonadan sonra ara verdiniz. Ara verdim. Sonra direkt büyüklerden başladınız. Evet, direkt büyüklerden başladım. Büyüklerde kaç yılında başladınız? 1993. 94'te başladınız. Evet. Direkt çıktınız. Evet. Kaç kilodan? 55. 55 kilo bayanlarda çıktınız. Yani efsane kilolardan bir tanesi Türkiye kandosunun. Evet. Peki çıktığınız sene Türkiye şampiyonu mu oldunuz? Evet, ilk sene Türkiye şampiyonu. O zamanki meşhur rakipleriniz kimlerdi? Dinler misin ya? Ziyade vardı herhalde. Ziyade Bostak'a vardı. Ondan sonra Hülya Birol vardı. Evet, Hülya Birol'la final oynadım. Hülya Birol'la final oynadım. O zaman onlar vardı. Daha sonra Ayşegül Ergin, evet. Sibel Dinçer. Ayşegül Ergin zaten ezeli rakibimiz. Efsane rakibimiz. Buradan da ona selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Çok kaliteli bir spor. Evet, mükemmel bir spordu. Zaten benim şampiyonluğumda çok büyük emeği vardır. Ona, nasıl ona hazırlanırken çok çalışıyordum. Onun o sayesinde şampiyon oldum. Evet, evet, onun sayesinde de. Evet. Peki hocam, ilk milli takıma nasıl gittiniz? İlk milli takımda işte o Türkiye şampiyonasından sonra. 91'de. 91'de Kıbrıs'a gittim. O zaman kimdi teknik direktör? İsmet Hocam mıydı? İsmet Hocam. İsmet Hocam. Antrenörler kimdi? Şakir Belci vardı. Osman Pınarbaşı vardı. Pınarbaşı vardı. Turgay. Turgay Ateş mi? Yok. Yok değil. Neyse buradan ülkemizin, ümmetimizin eteni bana aklımıza gelmeden hatırlayan herkesin inşallah. Evet. Şimdi, Osman Pınarbaşı'ydı. Osman Pınarbaşı'yı biliyoruz zaten. Osman Hocam gerçekten. Evet, o zaman. Tekvandoların efsane isimlerinden biri. Çok büyük millet olmuş. Allah razı olsun. Şimdi kampa gittiniz, ne hissettiniz? Bir bayan olarak geldiniz böyle bir milli takım kampa. Nasıl bir kamp oldu? Çok farklı bir atmosfer vardı orada. İşte ilk defa gidiyorsun, evinden uzaksın. İlk başlarda çok bunaldım. Yani burası nasıl bir yer, evinden ilk defa aynı kamp gibi. Evet, aynı Belene kampı gibiydi. Dışarı çıkmak yasak. Herkes onu anlatıyor. Evet. İsmet Hocam odadan çıkmayı yasaklıyormuş. İsmet Hocam çok disiplinliydi. Tabii İsmet Hocam çok disiplinliydi. Hiç kapının önüne çıkamazsın zaten. Odadan odaya geçemezsin. Ama erkekler kaçıyormuş. Onu duydum. Onu bilmiyorum. Biz görmüyoruz. Duydum yani. Erkekler kaçıyormuş. Görmüyorum. Gizli gizli. Erkekler kaçıyormuş. Bayanlar seslerini çıkmıyormuş hiç. Denizciler'deydi. Evet. Oradaydı. Peki o zaman hangi şampiyona kadar? Uluslararası maçı Kıbrıs vardı. Kıbrıs'a gittiniz. İlk milliliğim Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'ta şampiyon oldum. 55 kiloda şampiyon oldum. 55 kiloda. Sonra arkasından Almanya'da. O da uluslararası maç. O da uluslararası. Orada da şampiyon oldum.
Sonra Alko seçmesi oldu. Ayşegül'le yine. Ayşegül'le yine Alko seçmesi oldu. Gittim. Alko şampiyon oldu. Şu, kaç senesinde çıkmış? 92. 92. Nerede? İspanya. Valencia. Valencia'da. Avrupa. 55 yılında Avrupa şampiyonu oldunuz. En iyi rakibiniz, yani hatırladığınız, unutmadığınız bir anınız var mı orada? Veya şu rakibim çok iyiydi, onu geçince zaten hepsi bitmeye gidiyoruz. Valla şimdi ben ilk defa Avrupa şampiyonasına çıktım. Sporcuları bile tanımıyorum. Tanımıyorum. Çok iyi. İlk defa çıktım. Aslında tanımamak büyük bir avantaj. Evet, var. Evet, evet, kesinlikle. Çünkü tanımadığın için korkmuyorsunuz. Evet. Herkes aynı kalitede muhabbet. Bir de şu felsefe vardı bende. Şampiyonu yenmeden şampiyon olunmaz. Kesinlikle. Yani şampiyonu yeneceksin ki şampiyon olsun. Ben de şu anda öğrencilerime aynı şeyi söylüyorum. Şampiyonu yeneceksin ki şampiyon olsun. Bilmediğin zaman daha rahatsın tabii. Çok rahatsın. Çok rahatsın. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Evet. Kazanacak çok şey var. Aynen. Onların kaybedecek çok şeyi var. Şampiyonluğu kaybedecek. Bahtını kaybedecek. Evet. Peki Avrupa şampiyonasından sonra ne oldu hocam? Avrupa şampiyonasından sonra ertesi yıl işte 93'te sonra dünya şampiyonası vardı. Orada da dünya ikincisi oldum. İlk harika. Defa dünya şampiyonasına çıktım. Orada Ali Şahin'le beraber, Ali, evet. Teknik direktörümüz Ali Şahin'le beraber ikimiz de zaten aynı sporcuydu. Dönemi sporcular. Evet, siz, evet, Ali Şahin, evet, Metin Şahin, evet, Cengiz Yavuz. Evet. Hepiniz aynı dönemi sporcularsınız. Ben Ali hocamla beraber işte, evet, ikimiz de dünya ikincisi olduk o maçta. Dünya birincisi olan var mıydı o zaman? Dünya yok. İki tane dünya ikincisi var, bir Ali Şahin birisi olan. Evet. Evet, gerçekten takdir edilecek yerler. Evet. Peki daha sonra hocam? Ondan sonra Dünya Kupası'na gittim. Orada ne yaptınız? Dünya ikincisi oldum. Ondan sonra Filipinler Dünya Şampiyonası'na gittim. Orada Dünya ikincisi oldum. O zaman orada Cihat şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Hatta biz bir gün önce Hamide'nin Dünya Şampiyonluğunda da maç başlamadan kutlamıştık. Öyle mi? Evet. Nasıl oldu? İşte o anı canlandırdık. Hamide'nin işte şu an şu rakiple yapıyorsun, İngiliz'le yapıyorsun, Alman'la yapıyorsun, şimdi Koreli'yle final yapıyorsun. Şampiyonsun, hemen geçtik İstiklal Marşı'nı. Hep beraber okuduk. Ertesi gün o anda o yaşadı. Gerçekten gerçekleşti. Hayal ettim. Hayal ettim. Sonra gerçekleştirdim. Gerçekten çok önemli bir olay. Şimdi siz daha sonra bıraktınız mı? Sonra 95'te Filipinler dünya üçüncüsü oldum. Sonra 97'de üniversiteler dünya üçüncüsü oldum. Çok. Ondan sonra en son 99'da Balkan şampiyonası vardı. Hı. 99'da Ankara'da yapalım. Ankara'da. Ya 98 yok. Yugoslavya. Yugoslavya. 98'deydi Balkan şampiyonu. Sonra bir uluslararası maça gittim en son Belçika'da. Orada da şampiyon oldum. Okulumda bir yıl uzatmıştım üniversiteyi. 5. seneye girmiştim. Artık dedim yeter dedim bu kadar. Gideyim okulumu bitireyim, öğretmenliğimi yapayım. Ondan sonra noktayı koydum. Ha, kendi isteyen, evet, ben, evet, burada, evet, nokta alıyorum. Benim yerime gençler gelsin, evet, dediniz. Kim geçti tahtınıza? Hamide Bıçkın. Hamide Bıçkın. Hamide Bıçkın. Yani bir efsane sporcu, bir efsane sporcu, evet, tahtını, evet, devretti. Hamide. Şimdi Hamide gözüm arkada kalmadı. Evet, Hamide bana biraz önce ilginç bir şey anlattı. Dedi ki, Onur abi hocam rakiplerini Avrupa'da o kadar çok dövdü ki korkudan biz geldiğimiz zaman onun korkusuyla hepsi bize kenara çekilip yol verdiler dedi. Hocamın korkusundan dedi. Size ayrı bir, evet, sevgi ve saygısı, evet, var zaten. Hamide ile zaten çok onun arkadaşlığımız oldu. Hamide geldiğinde 9 yaşındaydı. Cihat Hoca bir gün antrenmanı seyretmeye getirmişti. Bakın dedi, geleceğin şampiyonu yetişecek dedi. Orada Hamide'yi ilk orada görmüştük. Antrenmana da katıldı. Hatta antrenmanı çıkaramamıştı bile. Tabii. Yani, ya işte bir, evet, zor. Ondan sonra işte ilk Hamide'yi daha 9 yaşında tanıdık. Evet. Sonra da tahtımızı bıraktık. Allah razı olsun hocam. Gerçekten tekmanda çok büyük hizmet ediyoruz. Şimdi de antrenör olarak devam edeceğiz. Evet, şu an hangi kulüptesiniz? Şu an Sude Tekmanı. Sude Tekmanı. Sizin kendi salonunuz zaten. Kendi salonum. Kızımın ismini, evet, taşıyor. Maşallah. Evet. Evlisiniz. Kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. Bir tane Sude'miz var. Bir tane Sude'miz var. Bu da tekmanda yapıyor mu? O tekmanda daha başlamadı. Ha, küçük o zaman. Daha çok küçük. Maşallah. Daha tekmanda başlamadı. Kaç yaşında? 7 yaşında. Allah bağışlasın. İnşallah önümüzdeki sene. O da aynı zamanda okulda antrenörlük yapıyorsunuz. Tekmanda hocam tutuyorsunuz. Ben de öğretmenim. Beden eğitimi hocası değilsiniz. Beden eğitimi öğretmenim. Peki antrenör, tekrar antrenör yapmıyor musunuz okulda? Okulda yapmıyoruz. Niye hocam? Okulda yapmıyoruz, lisedeyiz. Yani kendi çocuklarım okulda okuyor yani. Yine onların antrenörünü de tamam, yapıyor. Tamam, yok. Okulda mesela bütün hocalarımız ders veriyor. Tekrar antrenörlüğü yapıyor o zaman da branş açıyor. Siz niye açmıyorsunuz? Şimdi benim zaten kendi öğrencilerim benim okulumda yapıyor. Ha, tamam. O yüzden aynı işi yapıyorsunuz. Aynı işi yapıyoruz. Okulda yapmaya gerek kalmıyor. Gerek yok. Tamam. Gerek peki mi hocam, tekrarlığa bu kadar gerçekten çok büyük hizmetleriniz oldu. Tekrarlığının en iyi bilinen isimlerden birisisiniz. Ben onu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü kime sorsam Nuray abla, Nuray abla diyor. Başka bir şey söylemiyor. Biraz önce birisiyle konuşurken de Nuray ablayla röportaj yaptım. Onunla yapma desen kesinlikle eksik kalmışım dedi. Ben de onun için sizi özellikle çağırdım. Yani büyük hizmeti olan insanlarsınız. Yeni nesillerin sizlerin gibi değerli insanları tanıması lazım. Yani bu kadar hizmet ettikten sonra
yeni yetişen çocuklar birdenbire Türkiye'yi bu halde buldular ama bu hale getiren, taşıyan insanlar da sizlersiniz. Sizleri tanımaları lazım, bilmeleri lazım ki gelecek kuşaklarda onları bilsin ve tanısın. Evet. Bu silsilenin devam etmesi lazım. Saygı silsilesinin, antrenörlük, hocalık silsilesinin devam etmesi lazım. Şu anda tekvandomuzun şu andaki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an tekvandomuz çok iyi seviyelerde ve dünya şampiyonlarında görüyorsunuz. Son maçlarda şampiyonluk çıkardık. Ümitler de Avrupa şampiyonluğu. Yani tekvando şu an zirvesini yaşıyor. Evet. Tabii bu kolay olan bir şey değil. Senelerin emeği üst üste geldi. Tabii ki burada, tabii ki kulüp antrenörlerimizin de çok büyük emekleri var. Yani bir takımda, sadece bir takımda yetişmiyor çocuklarımız. Sokaklarda, salonlarda, her yerde yetişiyor. Yetişir. Altyapı olması tabii zaten ki, oraya yetişir. Tabii ki altyapıdaki antrenörümüzün çok büyük emeği var. Şu an dediğim gibi çok iyi yerlerde. Ben aynı zamanda geç bir takım antrenörüyüm. Hala devam eden. İşte inşallah. Teknik komitede de senin aynı zamanda. Evet. Şu an benim de diyorum bu ülke bana çok emek verdi, çok destek verdi. Ben de bu ülkeye destek vermem lazım, emek vermem lazım, karşılığını vermem lazım. Hani bu ülkeye iki tane Avrupa şampiyonu çıkardım. Evet. Berkcan Süngü beni yetiştirdi, maşallah. Mert Süngü beni yetiştirdi. Kendi çok değerli sporcular, hem de çok sevdiğim sporcular. Evet, Semih Güzelay Avrupa şampiyonu bir kez daha. Şu an diğer kulüplerde... Semih Yıldızlar'da oldun yani. Yıldızlar'da oldu. Berkcan Süngü gençlerde oldu Avrupa şampiyonu. Öyle işte devam ediyor. Hala alttan da gelen işte geçen ay Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Nuri Özel 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu okullarda. Bir takım seçmesinde şanssızlık oldu. Maçın Niğde'de olması, Niğde seyircisi tarafından büyük desteklenmesi. 19-18 bitti maç. Evet, burada ben oradayım. Orada biraz olmamış gibiyken. Şimdi sonuçta orada olan şeylere hakimlerin kararı. Evet, işte şimdi, biraz seyirci de... Seyirci kendi sporcusunu destekliyor. İşte benim aslında en çok arzu ettiğim şey şehirlerdeki seyircinin o maça gidip gereken desteğe vermesi, salona canlılık katması. Evet. Şimdi seyirci desteği olduğu zaman salon canlılığını buluyor. Sporcu kim olduğunu hatırlıyor. Yoksa sessiz bir salonda çok sessiz ve monoton bir maç oluyor. İşte bu milli takım seçmesi olduğu için. Normalde konuşmamak gerekiyor. Arkadan dönemeler ayı çıkmaması gerekiyor. Biz çünkü öyle gördük. Evet. Öyle gördüğümüz için öyle ben hatırlıyorum. Yoksa ben belki... çocuğumla milli takım seçmesine girdim. Arkasından antrenörler yoktu. Evet. Aynı şekilde çıktılar da öyle. Ama şimdi kural herkes çıkıyor. Evet. Şey diyemiyoruz. Doğru. Hocam bayanları, gençleri tekvandoya çağırıyor musunuz? Çağırmaz mıyız? Özellikle bayanlarımızı çağırıyoruz tabii ki. Ailelerle konuşuyoruz. İşte bir bayanın yapması gereken bir spor olduğunu söylüyoruz. Özgüveni çok fazla olduğunu söylüyoruz. Nedir? İşte başarılı olduğu zaman kendi ayakları üstünde çok rahat durabiliyor. Yani işte kendime örnek veriyorum. Aynı bir gün. Benim aklıma reddediyorsun. Evet, yani başka örneği benim diyorum. Ve bana bakın, çocuğunuzun geleceğini görürsünüz diyorum. Ve yaşasın tekvando. Yaşasın tekvando.